Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir Ebeveyn Game videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tabii ki de Kontraband Polis Simülatör'de kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. 36. gündeyiz arkadaşlar, müfettiş rolündeyiz. Devam ediyoruz. Berat'cığım hoş geldin. Kardeşlerin kardeşleri. Ayağına yüreğine sağlık kardeşim benim. İbrahim diyor ki abi geç kalmadım değil mi? Yok kardeşim geç kalmadım. Batucum hoş geldin. Kerem Durmuş. Mit. Hoş geldiniz İbrahim Kutlu. İlyas Ramazan. Aman yarabbi herkesler geliyor. Enes'cim de gelmiş tabii ki de. Batucum ayağına yüreğine sağlık kardeşim benim. Oğlum oyun diyor ki space'e bas. Uyan yoldaş, önünde Acaristan'da olacak. Harika bir gün seni bekliyor diyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk arabayı hemen bir çağıralım da sonrasında yolumuza bakarız. Ne diyor abi? $600 ödüllü bir tane at hırsızı arıyoruz. Konşimentosu arızalı. Konşimentosu sahte. Bir kaçakçımız. Plakasında hala DEU olan bir araç arıyoruz. Kagastan Cumhuriyeti'nden gelen bir kaçakçımız var. Bir de yine sahte konşimentolu var. Hala yasaklı plakalar var arkadaşlar. Plakası A, D ve L ile başlayan Acaristan uyruklu vatandaşları almıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Sakalını sevdiğim. İn bakayım aşağıya. İn aşağı, in aşağı. Bak herif hiç konuşmuyor abi. Bu herifte bir şey var. Vallahi bu herifte bir şey var. Belki biraz alışveriş yaparız, ne dersin demiş. Sen bir evraklarını ver bakayım. Evraklarını ver kardeşim. Şimdi arkadaşımızın adı Arkip Ponomariov. Acaristan uyrukluymuş arkadaşlar. Hemen bir şeye bakalım. Plakasında D ile başlıyor. Aa, D ile başlıyor birader. Hem Acaristan uyruklu hem D ile başlıyor. Almıyoruz kardeşim bunu. Bir kere bu giriş yönetmeliklerine takıldı. Şöyle bir hemen işaretleyelim. Giriş yönetmeliklerine takıldı. Buradan bir patladı. Ama kaçakçı olma ihtimali var mı diye ona bir bakmamız lazım. Kaçakçılıkta nelere bakıyorduk abi biz? Sahte konşimento, plaka DEU. DEU var mı? Yok. Kagastam Cumhuriyeti değil. Konşimento. Abi konşimentoya bakacağız. İndir bakayım malları. İndir malları. Malları kontrol edeceğiz aga. Bakayım. Heh. Hepsini inceleyelim. Şöyle bir arkaya da bir bakalım. Oralarda bir şey var mı? Yok abi, temiz duruyor. Hemen şimdi 3 tane muz sandığı, 1 2 3 4 5 6 tane burada gübre, 2 tane alevlenebilir atık, 2 tane gazlı ocak. Yine burada gübrelerimiz var arkadaşlar. 11 oldu gübre. Burada bir gazlı ocakta bir de klozet varmış. Klozetin içinde de hiçbir şey yok. Şimdi karşılaştıralım konşimento ile şeyi. 3 muz sandığı, 11 gübre, doğru. Dur sırayla gidelim. 11 gübre, 2 alevlenebilir atık. Okey. 3 gazlı ocak. Okey. 1 tane klozet. İyi abi, bu adamın konşimentosunda sıkıntı yok. Diğer şeylerini bir kontrol edelim. İsim falan tutuyor mu? Oğlum amma uzun adamın ismi var ya. Tamam, bunlar da tutuyor. Son geçerlilik tarihi 15 Haziran'mış. 16'sıymış. Pasaport numarası tutuyor mu? Bu da tutuyor. Acaristan'ın kaşesine bir bakalım. Birkaç gündür oynamıyorduk. Unuttuk abi kaşeleri. O da tutuyor. Evrak rengimiz tutuyor mu? Hemen onu da kontrol edelim. O da tutuyor. Taşıt renk, şey, taşıt kartının rengi. O da tutuyor. Araç Azar ve 2890 kilo mu? Bir de ona bakacağım ama öncelikli olarak şeyleri, yükü bir geri yüklememiz lazım. Memo. Memo yine oturuyor anasını satayım. Memo her zamanki Memo yani. Da kardeşim yükleri. Aynen, şimdi ağırlığı kontrol edeceğiz. Bu arada arkadaşlar, attığınız her jetonun yayın süresine ilave yaptığını hatırlatmak istiyorum. İlyas şu an 20 jetonla krallıkta. Şimdi şunu kapat. Ve can geldi can. 2810 kiloymuş abi araba. Tamam, ağırlıktan yana da bir patlama yok. Abi herif sadece giriş yönetmeliklerine takıldı, iyi mi? Vallahi giriş yönetmeliklerine takıldı ya. Kardeşim benim. Seni kendi ülkene alamıyorum anasını satayım. Giriş yönetmeliklerine takıldın. Reddedildin dostum. Kapa lan çeneni. Hıyarası. Yürü git hadi. Git plakanı değiştir. Sıradaki gelsin. Aracın arkasına bir daha ışık tutabilir misin diyor Halit. Şimdi kaçakçılık şüphemiz olmadığı için bir daha bakmadım abi açıkçası. Evet, bir tane daha aracımız geldi. Merhabalar. Hayırlı günler. Merhabalar, hayırlı günler. Evrakları bir kontrol edelim. Varlam Bedros. Abi gerekçeli reddedi. $280 da ödül verdi. Bak her şeyi doğru yapmışız. Şimdi Varlam Bedros, pasaport numarasını da kontrol ediyorum. Doğru. 22. Ah be, son geçerlik tarihi sakıntılı bunda.
Hemen inceleme raporunda işaretledi. Satmak için birkaç şeyim var, ilgileniyor musun? Kardeşim, görev başında herhangi bir alışveriş yapmıyorum ben. Buradaki geçerlilik tarihinde bir sıkıntı yok. Buraya bir bakalım abi. Eşleşti. Buraya da bir bakalım. Vallahi bu da eşleşti. Bir tane inek taşıyormuş abi bu eleman. Birleşik Rally'den geliyormuş. Azam 72'ymiş araç. Evet, araç Azam 72. 2030 kilo olması gerekiyormuş. Hemen bir bakalım abi. Ne kadar ağırlık? Oğlum tam 2030 kilo ha. Yani 1 kilo daha fazla olsa yemin ediyorum patlayacak adam. 1 kilo daha fazla olsa patlayacak. Gerçi tarihten yana patladığı için her türlü almayacağız zaten de. Birleşik Rally'nin bir kaşesini de kontrol edelim arkadaşlar. Birleşik Rally'nin kaşesi mi, doğru mu? Doğru abi. Aa, evrak rengi sıkıntılı. Bak, sürücü belgesinin rengi, yani evrak renginde bir sıkıntı var abi. Şimdi inek mi taşıyor gerçekten bu? Hakikaten inek taşıyor abi. Canlı inek taşıyor bak. Bize bakıyor. Mö. Tamam, kapat bunu da. Konşimentosunda da bir sıkıntı yok. Şimdi dostum. Varlamcım, seni alamıyoruz. Reddedildin dostum. Abi var, sahte pasaport var mıydı bizde? Yok abi, sahte konşimento vardı. Plakada da DEU yok. Kagastam Cumhuriyeti'nden de gelmiyor. Bu adam kaçakçı değil yani. Sıradaki gelsin. İncelemeye devam ediyoruz abi. Tamam. Buna da gerekçeli reddedi. Ama neyi eksik bakmışız? Başka? Ha, buradaki taşıt hasar kontrolüne de bakabilirdik aslında. Merhaba. Hatayçi, Hatayçi de. Aga sen bir aşağı in be. Bunda var ya, kaçakçı ve kaçacak bir tip var ha. Bu babuşu aşağı indirelim. Araçtan iner misiniz? Fotoğraf tutmuyor mu? Aa bak, fotoğrafı kontrol etmemişiz aga. Şimdi bu eleman Miroslav Madeşkov. Bakın arkadaşlar, Aceristan'dan geliyor. Plakaya bir bakalım hemen. JYN. Peki burada ne diyordu? ADL diyordu. Tamam, giriş yönetmelikleriyle alakalı bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Sadi, ne yaptın Sadi? Sadi yayın süresini 45 dakikaya çıkardı tekrardan. Adam krallığa oturdu. O güzel kesesine bereket. Sağ olsun, var olsun. Peki pasaport numarasını bir kontrol edelim bu arkadaşın. Eşleşti. 20 Haziran'a kadarmış abi. 20 Haziran'a kadarmış bu adamın geçerlik tarihi. Bir sıkıntı yok. Bu da 10 Haziran'a kadar, 10 Ağustos'a kadar diyor. Burada da sıkıntı yok. Aceristan'ın kaşesine bakıyorum arkadaşlar. Aceristan'ın kaşesi mi bu? Evet abi, Aceristan'ın kaşesi. Peki pasaport rengi tutuyor mu? Bu da tutuyor. Araç Grazluk, doğru. 4200 kilo olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bakalım aracımızın ağırlığı ne kadarmış? 3990, tamam. Yani şeyde bir sıkıntı yok. Kantardan yana bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Peki buralar doğru. Burasını da baktık, buraya da baktık. Bizim sadece konşimentoyu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen abi konşimentoya geçiyoruz. Eğer konşimentoda bir sıkıntı varsa kaçakçı olma ihtimali var. Ya senin zamanını falan harcamıyorum birader. İşimi yapıyorum ben burada, tamam mı? Senin ağzını tükürürüm ha. Ağzını tükürürüm ama yani. Abi ben anlamıyorum, bu insanlar niye bana işimi yaptırmıyor? Burada Sadi şu an Krallar Kulübü'ne girmek için elinden geleni yapıyor. Çünkü bu adam 1000 jetonu geçip Krallar Kulübü'ne girme derdinde. Bak ben size söyleyeyim abi. Bu adam yayın süresini 1 saate çıkartacak. Bizim yargıçlarımız bizi yalnız bırakmıyorlar. Şimdi hemen bakıyoruz abi. Tahıl çuvallarından burada ben 5 tane saydım. Şimentolar saydım. Burada 6 tane. 3 tane sabun varmış. 1 tane alevlenebilir atık. 2 tane de muz sandığı varmış. Peki ne demiş bu arkadaş bize? Evet, 2 tane muz sandığı demiş. 5 tahıl çuvalı demiş. Doğru. 1 alevlenebilir atık demiş. 3 sabun demiş. 6 da çimento demiş. Yani bu arkadaşın konşimentosunda bir sıkıntı yok. Lakin başka bakmamız gereken şeyler var mı acaba? Müziğin sesi değişti çünkü, bir sıkıntı çıkabilir. Şimdi Mehmet bunları geri bir yüklesin. Memo, aslan parçası. Hasta olacaksın hasta. İçme bu kadar be. Ya bu sevgilisinden ayrılmış abi, biliyor musun? Ben öğrendim. Adam sevgilisinden ayrılmış. Sıkıntıları var o yüzden. Peki arkadaşlar, şimdi bizim burada başka kontrol etmemiz gereken, bak bir tane kırık cam var. Bunları işaretleyelim abi. Bunlardan çünkü para kazanıyoruz. Kırık camlar bir dedik. Aynamız var, eksik gidiyor. Bir tane inik lastiğimiz var abi. Ya oğlum biraz bekle, bir nece sabırsızsın ya. Daha ne kadar bekleyeceğim deyip duruyor herif ya. Evet abi, arabanın eksiklerini kontrol ediyorum. Şu an başka tespit ettiğim bir eksiklik göremedim. Mor ışıkla niye bakmıyorum arkadaşlar? Çünkü kaçakçılık şüphesi yok bu arkadaşta. Bak fotoğraf da, şuradaki fotoğraf da tutmuyor. Şapkalı birini arıyoruz biz. Bu da tutmuyor abi. Kardeşim, Miroslav'ı salıyorum abi. İnceleme bitti. Onaylandın dostum. Tenha bir yerde mi anlattı abi de? Ya çekti arka tarafa beni.
Abi dedi, bana dedi yayınlarda çok yükleniyorsun dedi. Benim dedi derdim var abi dedi. Sevgilime mektup yazdım cevap gelmedi dedi. Sonra arkadaş bana haber gönderdi dedi. Gitmiş dedi benim azılı düşmanıma varmış dedi. Evet, $140 geçerli giriş dedi. Verdi abi. Sıradaki. Anton Savçuk. Ya abi Savçuk diye soy isim mi oluyor ya? Tamam, ismi tutuyor. Acaristan uyruklu arkadaşlar. Plakamıza bak. Aa, plaka yok. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eksik tampon ve karoser var. Hemen görmüşken bunları işaretleyelim. Arızalı karoser ve eksik tampon. Plakayı bir kontrol etmem lazım. Plaka EIE6677NS. EIE6677NS. Peki bize giriş yönetmeliklerinde hangi plakayı alma diyordu? ADL diyordu. Tamam, giriş yönetmeliklerinden kaynaklı bir şey yok. Yalnız birader sen bir aşağı iner misin? Aşağı in bakayım. Abi bu herifi gözüm tutmadı benim. Vallahi bu herifi benim gözüm tutmadı. Buna bir bakmamız lazım, bir incelememiz lazım. Şimdi bunun dışında araç Zagger 53 mü? Vallahi tam emin olamadım. Bir dakika, araç tipine bir bakmam lazım. Zagger 53. Evet abi, araç Zagger 53. Bak sen de ekranda görüyorsun şu an. 4240 kilo olması gerekiyormuş. Hemen ağırlığını bir kontrol edelim aracın. Samet Çakır. Vallahi Samet şu an coştu. 3970. Tamam abi. Belirli aralıklar aralığında. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Peki Acaristan'ın kaşesine hemen bir hızlıca bakalım. Evet, doğru gibi duruyor ama. Doğru gibi duruyor. Tamam abi. Bu da tutuyor. Pasaport rengimiz tutuyor. Taşıt kartının rengi vallaha da billaha da tutuyor. Fotoğraf da tutuyor. Tarihler de tutuyor arkadaşlar. Peki. Olay döndü dolaştı. Konşimento'ya abi. İndir konşimento'yu aşağıya. Ya nasıl çıkarmaya gerek yok birader? Nasıl sayacağım indirmeden anasını satayım? Ben bu adamı anlamadım valla. Samet'e biz 1000 jeton dedik de Samet galiba 2000 jetona doğru gidiyor abi. Bizim bu oyun rekorlarını kırmaya yönelik hamleler görüyorum Samet'te. Abi kaçakçı olabilir. Birlikte bakacağız arkadaşlar. Peki hadi daha kontrol etmeden söylüyorum. Kaçakçıdır diyenler çete 1 yazsın. Kaçakçı değildir diyenler 2 yazsın. Bir sayımızı görelim bakalım. Vallahi merak ediyorum. Samet'cim kesene bereket, adam çay yolladı ya. Vallahi çaylar geliyor. Yemin ediyoruz çaylar geliyor ya. Şimdi ben de bu arada konşimentoyu kontrol ediyorum. Hepsine baktığımı düşünüyorum. Bakayım. Vallahi hepsine baktım. Tamam. Şimdi arkadaşlar karşılaştırıyoruz. Vallahi karşılaştırıyoruz. 14 gübre demiş. 14 gübre. 2 buz sandığı demiş. Doğru. 1 buzdolabı demiş. Doğru. 1 gazlı ocak demiş. Doğru. 1 tahıl çuvalı demiş. Vallahi da doğru. 1 radyoaktif madde demiş. Doğru. Arkadaşlar kaçakçı değil. Kaçakçıdır diyenler bugün yanıldılar. İnceleme raporunda başka bizim işaretleyeceğimiz olumsuz bir durum ben göremedim. Sizin gördüğünüz bir şey varsa söyleyin arkadaşlar ama şu an için bir sıkıntı yok gibi duruyor. Bütün tarihler de tutuyor. Evet, kaçakçıdır diyenler bir inceden zortladılar. Bir zort oldunuz. Memocum. Aros. Toparla be kardeşim. Aros tovarı şu. Şimdi lastiklerde, tamponlarda başka bir şeyimiz var mı diye eksik yedik. Şunu kapat. Evet abi. Bir tane daha arızalı karoser var. Hemen onu da işaretlemem gerekiyor. Arızalı karoser. Şey yok. İnik lastik yok. Abi bu elem... Aa, kırık cam var mı? Kırık cam. Arkada bir kırık cam var bak. Arkada kırık cam var aga. Kırık camlar. İşaretledim onu da. Ayna mı? Aha vallahi ayna yok. Helal olsun lan. Ulan yemin ediyorum size bir şey söyleyeyim mi? Şu oyunu oynayanlar arasında en dikkatli izleyiciler ben daha. Vallahi billahi. Eksik ayna. İşaretledim kardeşim. Ama beni üzen tek bir şey var. Kimse takibe de basmamış. Arkadaşlar rica etsem şöyle bir sol üst köşeden takibe de basar mısınız? Hadi ama. Bekliyorum yani. Antoncuğum, senin her şeyin bitti kardeşim. Onaylandın dostum. Hadi geç bakalım ülkeye. Acaristan sonunda. Ulan memleket hasretiyle yanıp tutuşuyormuş herif falan. Eksik plaka diye bir şey yok aga. Eksik plaka olsa işaretlerdik. Sıradaki gelsin. Şimdi birazdan birkaç tane yükseltme yapacağım arkadaşlar. Buraları yükseltmemiz lazım. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Evet, Seydugi Nara. Şimdi bu elemanın adı Levent İsmailov. Bu kaçakçı diyorlar. Tahminleri alabiliriz arkadaşlar. Kaçakçı diyenler kaçakçı diyor. Değil diyenler değil yazıyor çete. Görmek istiyorum. Levent İsmailov isim tuttu. Pasaport numarası tuttu. Buradaki isim tuttu. Buradaki isim vallahi tuttu. Peki tarihler 9 Temmuz 15 Ağustos. Tamam, bunlara da bir baktı. Hemen şeyi kontrol ediyoruz. Erkeği krallığının kaşesini.
Kaşe de tutuyor. Pasaport rengimiz de tutuyor. Taşıt kartımızın rengi de tutuyor. Araç varilla 4x4'müş. 1580 kilo olması gerekiyormuş. Hemen bakalım abi. 1490 kilo. Bunda da bir sıkıntımız yok. Gayet iyiyiz. 3 valiz 3 sabun taşıyormuş abi. Şimdi bakacağım. Bir dakika. Abi plakaya niye bakayım? DEO diyor. Abi biz DEU arıyoruz. DEU arıyoruz. Yani bizim şeyden yana sıkıntı yok. Şimdi adam Acaristanlı da olmadığı için plakanın D ile başlıyor olması bizi ilgilendirmiyor. Acaristan uyrukluları da almıyorduk biz. Şimdi buna da baktık, buna da baktık, buna da baktık, buna da baktık. Hepsi doğru. Geldik olay yine Konşimento'ya. Kardeşim bir iner misin aşağıya? Tabii ki çıkıyorum. İn bakayım kardeşim. Bir, iki, bunu da, bunu da. Başka bir şey var mı burada? Yok. Şuradan da bir inelim. Bagaja da bakalım. Evet abi. Şimdi bakıyorum hemen. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Üç sabun, üç valiz. Abi bu adamın konşimentosu da doğru ya. Üçü üç vallahi doğru. Harbiden doğru. Şu an bu adamda işaretleyecek bir şey yok yani. Mehmet. Hı? Koçum hadi toparla. Hadi Halil İbrahim hoş geldin. Araç ağırlığı nasıl yanlış babacım ya? 1490 kilo al ölçtük. Arabanın ağırlığı maksimum 1580 olması gerekiyormuş. Bunda bir sıkıntı yok. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Şimdi arabanın eksiğine gediğine şöyle bir hızlıca bakalım. Kırık camdır, aynadır, bilmem nedir var mı? Yok abi. İlik gibi araba. Hatta ikinci elden satılır bu araba. Ben bu adamı salıyorum. Levent. Levent. Heh buradayım. Onaylandın dostum. Sevgili Rıfat, mor ışıkla niye bakmadığımı arkadaşlara bir izah eder misin rica etsem? Evet, bunu da sıradaki gelsin. Evet, bugünün son arabasını inceliyoruz ve ondan sonra yükseltme yapacağız arkadaşlar. Erkeği krallığı için yasak yok babacım ya. Kagastan Cumhuriyeti'nden gelen de var bak. Aha, mesai bitti. Abim gel bakayım buraya. Hızlıca bir kontrol edeyim seni. Bıyıklı, in aşağıya. Kaçakçı diyorlar. Bakacağız. Evrakları alayım. Atmat. Atmat Uğur'u. Atmam, merak etme. Aha, Kagastan Cumhuriyeti. Gençler kaçakçı olabilir. Murat Naran. Murat Naran. Tamam, isimler tutuyor abi. Sıkıntı yok. İlik 57 ile gelmiş. 6230 kilo olması gerekiyormuş. Hemen bir ince kontrolümüzü yapalım. 5200 kilo abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 5200 kilo araba. Kantardan yana bir sıkıntımız yok. Şimdi 29 Temmuz'a kadar geçerliliği varmış. 7 Temmuz'a kadar varmış. Pasaport numarasına baktık mı? Tamam, ona da baktık. Kagastam'ın kaşesini bir kontrol edelim hemen. Kagastam'ın kaşesi bence doğru. Pasaportun rengi de doğru. Taşıt kartının rengi de zorluyoruz. Doğru. Tamam abi. Burada bir sıkıntı yok. Fotoğraf tutuyor mu? Fotoğraf da tutuyor. Arkadaşlar, konşimento doğruysa, yani iki domuz bir keçi varsa bu adamda bir sıkıntı yok demektir. Araba doğru, araba doğru. Abi bir domuz, bir keçi, iki domuz. İki domuz, bir keçi. Vallahi doğru arkadaşlar bak. İki domuz, bir keçi var. Şimdi Allah yukarıda şahit, yani adamı da durduk yere de tutuklamayalım yani. Bence bir sıkıntı yok. Şimdi tekerlekleri de bir kontrol ediyoruz hemen. Eksik gediği... Abi bu arabada eksik gedik yok. Araba çok eski yalnız ya. Araba harbici çok eski. Murat Bey, merhabalar tekrardan. İncelemeniz bitti efendim. Sizi ülkemize alabiliriz. Onaylıyorum abi. Onur diyor ki kral en çok hangisi dakikayı uzatıyor diyor. Arkadaşlar dakikayı uzatan bir jeton diye bir şey yok. Attığınız her jeton yayın süresine ilave ekleme yapıyor. Jeton miktarı arttıkça süre de daha fazla artıyor. Bilginiz olsun. DBK da diyor ki bu herkesi alıyor diyor. Ne yapayım anasını satayım. Adamlar suçsuzken suçlu konumuna mı sokayım? Bak geçerli giriş dedi. Şimdi gençler bir sabah olsun. Sabah olsun bir geliştirme yapalım. Bir geliştirme yapalım. Buraları geliştirelim. Yat kardeşim. Evet abi, günlük masrafımız düştü. Devam et diyorum. Çitleri bir geliştirelim. Evet, çitleri geliştirelim. Çünkü çitler savaşma anındayken falan bizi koruyormuş. Arkadaşlar öyle söyledi. Ya sorma Batuhan ya. Alsak almaz da almıyorsun derler. Almasak niye şey yapıyorsun derler. Ben şimdi hemen sabah erkenden şöyle bir çitlerimizi bir geliştirelim abi. Binalar kısmına geldim. Çitler. Evet abi, 1400'ü şu çitleri şöyle bir geliştirelim. Yükseltiliyor. Çağrı Emre de diyor ki oyun bütün torbacıları bana mı vermişti abi, o da senin şanssızlığın yemin ederim. Evet, bir sonraki geliştirme için yetersiz para dedi çitlerde.
Başka ne geliştirebiliriz abi? Onlara bakalım. Garajı geliştiremiyoruz. Yük boşaltma alanı, aydınlatma. Abi yük boşaltma alanı da geliştirelim. 1000 dolarmış. Ona da verelim para. Onur diyor ki kral senin için jeton attım be diyor. Sen adamın dibisin kardeşim. O güzel kesene bereket. Evet abi yükleme hızı arttırılır. Aa Mehmet'in hızını arttırdı. Güzel. 2000 dolar para var cebimizde. Biraz para kazanalım abi. Evet grip salgınında 41. günde devam ediyoruz arkadaşlar. 2 tane hala kaçağımız var. Biri Konşimento, biri İnik Teker. Bir de aranan Wanted'ımız var. Yine grip salgını görevimiz devam ediyor. Mehmet'in bizi sıktığı günü unutma. Mehmet bizi sıkmadı aga. Biz Mehmet'e sıktık yanlışlıkla. Arkadaki direksiyon setini bana göndersen abi diyor. 2 tane var direksiyon seti arkada. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Evet sıradaki gelsin. Ben bir zamanlar ETS oynardım da. Halide T-Y-M-Y-Row. 30 Nisan'da olmuş aşısını. Grip aşısı doğru. Aşı kartı doğru. Pasaport numarasına bir bakalım. Doğru. Geçerlik tarihi tutuyor. Giriş izni doğru. Tamam. Erkeği krallığı. 5 Eylül. Doğru. Bakalım abi erkeği krallığının şeyine. Plaka diyorlar. Bakacağım bir dakika şimdi. Pasaportun rengi eşleşti. Taşıt kartı eşleşti. Araç Zagır 53'müş. 4240 kilo olması gerekiyormuş. Evet Zagır 53. Oha 4380 çıktı. Aga kantardan çaştı bu herif. Araç ağırlığından patladı. Plaka YB'ye 9636 KD. YB'ye 9636 KD. Tam plaka doğru. Taşıt kartı da doğru. Pasaport da doğru. İş döndü dolaştı yine Konşimento'ya kaldı abi. Konşimento'yu bir kontrol edeceğiz. İndir abicim yükleri. Lastik patlak diye çıldırdı chat ama. Chat'cim. Şu Konşimento'yu bir indireyim hepsine bakacağım. Böyle arkaya da bir mor ışık yapalım. Tamam yok. İki tane elma sandığı, bir petrol varili, bir buzdolabı. Mehmet enişte. O enişteye bak. Buralarda gezmeye başladı ha. Bir gazlı ocak. Böyle çimentolara bakıyorum. Oha amma çok çimento taşıyor herif ya. Ondan ağır çekti bu araba. Evet arkadaşlar iki elma sandığı varmış. Doğru. Bir petrol varili varmış. Doğru. Bir buzdolabı varmış. Doğru. Bir gazlı ocak varmış. O da doğru. 17 çimento varmış. Doğru. Bir de tahıl çuvalı varmış. Arkadaşlar bu adamın her şeyi doğru valla. Her şeyi doğru. Yemin ediyorum her şeyi doğru. Son 2,5 dakikaya girmişiz. Hala. İnsanlar ağlamaya başladı. Yayın bitiyor ya diyorlar. Bir yargıç arıyoruz. Yayın süresini en az yarım saat yapacak. O yargıç geliyor galiba. Galatasaray marşıyla geldi. Koç. Senin fotoğrafın da tutuyor. Vallahi babacım bir tek araç ağırlığından patladın sen ya. Yeminle ne? Her şeyin de tam anasını satayım. Reddedildi abi. Zeynep diyor ki can buradasın niye bana destek olmuyorsun diyor. Arkadaşlar Zeynep'e destek çıkalım. Sahip çıkalım dedeye. Evet sıradakini çağırıyoruz. Abi kaçakçı değil. Ananı avradını. Kadir dedi ama. Lastik dediler. Tekerlek inik dediler. Puh. Puh anasını avradını ya. Çok sinirlendim bak şu an. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Hatay. Evranı ver lan. Bravo. Siz de var ya nesiniz ha. Emin'den bu arada 6 tane kahve gelmiş. Bak adam yayın süresine ilaveyi yaptı. Hişam Naci. Eşleşti. 7 Nisan'da olmuş aşıyı. Tamam. 4 Aralık'a kadar geçerliliği varmış. Tamam. Bir dakika abi kafam gitti ya. Yemin ediyorum var ya kafam gitti ya. Mehmet'i mi vur? Hayır abi Mehmet'i vurma. Eniştemiz o artık bizim. Grip aşısı Hişam Naci. Tamam. Pasaport numarasına bir bakalım bu vatandaşı. Tamam. 5 Eylül. Tamam. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Albarak'tan geliyormuş. Başka da isim bulamamış. Albarak ne anasını satayım. Böyle genizden söylüyor. Albarak. Tamam. Pasaport numarası. Ona baktık. Rengi de tutuyor. He tamam. Bu da tamam. Şey var ya bir tane çizgi animasyon var böyle. He tamam. Ne oldu şimdi? He bu da. He tamam. Ana. Konşimento'nun rengi eşleşmedi. Var mı lan böyle bir şey? Rastgele baktım ha. Konşimento'nun rengi eşleşmedi. Herifi almayacağız diye yemin ediyorum gözünün üstünde kaşım var diyoruz şu an yani. Başka ne kaçakçı riskimiz var? Konşimento'su hatalı olma ihtimali var. Bakayım. 4 tane burada valiz var. 2 tane burada deterjan var. 8 tane valiz varmış. 8 valiz 2 deterjan. Tamam bu doğru.
Oğlum herifin her şeyi tutuyor. Yemin ediyorum var ya. Mikros 990 kilo mu bakayım araba? 940 kilo. Vallahi gençler, konşimentonun renginden dolayı almıyoruz adamı yani. Ben anlamadım renk. Konşimentonun rengine bakıyor muyduk biz ya? Mor ışık yapalım lastiklere. Bakalım abi. Plastik temiz. Plastik de temiz. Bu da temiz. Vallahi bu da temiz. Abi zaten bu adamın kaçakçı olma ihtimali yok. Çünkü konşimentoda bir şeyimiz yok. Candan Beşiktaş marşı geldi. Abicim sen Galatasaraylı değil misin ya? Fotoğraf da kaçakçı değil. Hişamcım seni alamıyoruz. İnceleme bitti. Reddedildim abi. Yargıç yok. Yani var da yok. Can varını yoğunu döktü adam, daha ne kadar uzatabilir abi yayını? Son 2 dakikaya girmişiz. Can düğün hediyesi gönderiyor bana diye. Evet efendim, sıradaki gelsin. Senin o ağzına tüküreyim ben. Nasıl tutuklanmalı abi ya? Arkadaşlar konşimentosu yanlış değil ki bu adamın. Ağzına tüküreyim. Konşimentonun rengi yanlış. Konşimentonun rengi yanlış. Abi konşimento sahte. Evet ama bak, ben şu an bununla ilk kez karşılaştığım için patladım ya. Ulan arka arkaya iki tane faul verdik ha. Çok kötü oldu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben hiçbir zaman bu kadar arka arkaya hata yapmıyorum. Benim uykum gelmiş aga. Ben size söyleyeyim. Benim net uykum... Saat kaç lan? Saat 2. Al pasaport hatalı bunun da. Almıyorum lan seni. Ata azdı. Yürü git lan. Yürü git. Tipine tükürdüğüm. Abi bir şey söyleyeyim mi size? Bak şu arabaları da bitirelim. Sonra evli evine, köylü köyüne. Zeynep de diyor ki Hasan'a, senin diyor benim nişanlımla arandaki sorun ne diyor. Abi yok, Mehmet'i vurmam ya. Eniştemiz o artık. Merhaba kardeş. Evranı ver. Bakma sığır gibi anasını satayım. Var ya, dalacağım şimdi buradan ha. Biri bana papatya çayı versin ya. Muhir Çizurik. Giriş izni tamam. Renk tamam. 8 Temmuz tamam. Geç. Haruk Korkut'tan yayın süresini 2 dakikaya uzatan bir hamle gördük efendim. Aslan Kral'dan da bir hamle daha gördük. Hadi abi ha gayret, bir 15 dakikaya çıkaracağız yayının süresini. Eşleşti. Yok abi, bizim yargıç, bizim yayınlarımızda şey yargıç yok abi. Mesela adamları ilk ona sokuyor yargıçları, bir şeyler yapıyorlar böyle. Bizimki böyle ızdırap ola ola geliyor bizim yargıçlar. Tamam, aşı kartı doğru. Giriş izni doğru. 14 Temmuz'a kadarmış. Kagastam'ın ayısı var burada, doğru. Bu da doğru. Muhir, bu da doğru. Buna bakayım. Bu da doğru. Şimdi şeye bakacağız abi. Araç azar mı? Evet, azar. Azar azar. Araç bize ne yazar? Abi 2800 kiloymuş. 2890 kilo olması gerekiyormuş maksimum. Bu wanted mı? Değil abi. Gözlüklü değil bu. Yani hiç uzaktan yakın alakası yok. Peki bu adamın var mıydı hiç sıkıntılı bir şeyi? Yok. Konşimentoya bir bakalım hemen. Üş ya. Ağzına kadar doldurmuş herif ya. Tamam. Şuraya da bakayım şöyle mor ışıkla salaktan. 3 tane şarap varili varmış. 3 tane kahve çuvalı varmış. 3 tane ilaç sandığı varmış. 5 tane çimentosu varmış. Ha pardon, çimento devam ediyor. 11 tane çimentosu varmış. 3 ilaç, 3 şarap, 3 kahve, 11 çimento. Abi bu adamın her şeyi doğru. Her şeyi doğru. Niye tutuklayayım abi? Bunda bir sıkıntı yok. Bu adamın her şeyi mük yani. Enişteciğim. Şurayı bir toparlar mısın canımın için? Konşimento rengi. Bakayım abi konşimento rengine. Ama bence konşimento renginde bir sıkıntımız yok. Kagastam'ın evrak listesine, rengine bakıyoruz. Eşleşti. Farkında mısınız? Gayet güzel abi. Her şeyiyle mükemmel. Bu arkadaşı salalım. Koç. Görüşürüz. İnceleme bitti. Onaylandın dostum. İki hata karşılığında 10 dakika ister chat. Chat ister de ebeveyn verir mi acaba? Abi ben hataya karşılık süre uzatırım demedim. Cıvıtmayın lan. Akşamın saat 10'undan beridir yayındayım ben. Belim tutuldu anasını satayım. Evet, geçerli giriş dedi. Sıradaki gelsin. Zaten kaçakçı listesi yok da biz baktık yine de. Usulen. Merhabalar. Hatayçı. Hatayçı. Ver bakayım. Nikoloz Demircan. Birleşik Rally'den geliyormuş. Bakalım abi Birleşik Rally'nin şeyine hemen. Allah, çok geçtik sayfayı. Mühür tutuyor. Pasaport rengi tutuyor. Konşimento rengi tutuyor. Taşıt kartının rengi... Hadi. Taşıt kartının renginden patladı herif, iyi mi?
Geçmiş olsun abi. Sürücü belgesinin rengi hatalı. Nikoloz Demircan. Geçemezsin kardeşim. Reddedildi. Aslan Kral. Süre bittikten sonra gönderdi Aslan Kral. Abi artık atmayın gari. Yeter. Tamam yeter. Bak bir yayıncı olarak size şunu söylüyorum. Atmayın. Kesenize bereket. Çok teşekkür ediyorum. Son aracımızla bir kontrol edelim. Süremiz de bitmiş zaten. Yarın akşam saat 12'de tekrar kaldığımız yerden devam ediyor olacağız zaten. Sonra. Ve arkadaşlar ne geldi? Bak 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 bak. Koçum sen ver evrağını. Ver evrağını. Gel sen de böyle. Dışarı çık bakayım. Arkadaşlar herkes şu an yayındaki herkes istisnasız wanted yazabilir mi abi? Wanted yazabilir mi? Yaz abi wanted'ı. Yaz abi wanted'ı. Herkes yazıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Tutuklandın dostum. Ve bizler de yarın akşam saat 12'de tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.